Gerçekten büyük anne. Bay Rathod dışarıdan çok sert görünüyor. Ama aslında dünyanın en iyi babası. Yani onu Hindistan cevizine benzetiyorsun. Nasıl yani? Yanisi aynı Hindistan cevizi gibi dışarıdan sert ama içinde süt gibi yumuşak. Bay Rathod, Hindistan cevizi mi diyorsun? Bunu ona söyleyeceğim. Aman evet. sakın söyleme. Bir saniye. Alo. Tamam. Hayır, sorun değil. Ne oldu kızım? Bugün dans dersi iptal olmuş. Büyük anne, eve gidip Bay Rathod oğluna nasıl bakıyor görelim mi ha? Ne dersin? Ona bir şey söylemeyelim, sürpriz yapalım. Şoför bey, eve dönüyoruz. Hemen taslağı hazırla. 2 saatin var. Mahkemeden zarf geldi. Adamı araştırdın mı? Komiser Tart. Dediğim gibi. Her şeyi öğrenmek istiyorum. Kimdir? Nerededir? Nereden gelmiştir? Neden gelmiştir? Ailesi kimdir? Her şeyi öğrenmek istiyorum. 24 saatin var. Acele et, tamam mı? Hadi geciktirme. Çok mu korktun? Üzgünüm. Özür dilerim. Affedersin. Bugün dersten erken dönmüşsün. Evet. Başka birini mi bekliyordun yoksa? Tamam. Abarttım biraz. Yuraç nerede? Nerede o? Ha? Uyuyor. Uyuyor mu? O zaman neden bu kadar endişelisin? Hayır, ondan değil. Ofisten acil bir şey getirilmesini istedim. Aslında salsa dersinin hocası hastalanmış. Bu yüzden erken geldim. Dersimiz aniden iptal oldu. Ben de eve gelip seni görürüm dedim. Bakalım Bay Rathod oğluma nasıl bakıyor dedim. O yüzden sana haber vermeden geldim. Bir fikrim var. Üçümüz bugün gezmeye gidelim mi ha? İstersen sen gidip hemen hazırlan ha? Ben de yuvracı hazırlarım. Hep beraber çıkarız. Tapasya. Efendim? Sana önemli bir şey söylemem gerekiyor.
Ne oldu? Her şey yolunda değil mi? Dersinin iptal olması iyi oldu. Yoksa yanına birini gönderecektim. Neden? Yuraç için birkaç yatırım yaptım. İmzan gerekiyor. Çek ve senetler için. Ben böyle işleri hiç sevmem. Çek senet imzalama falan. Ben sadece kredi kartını seviyorum. Hem bu işleri neden sen halletmiyorsun? Üzgünüm. Çeklere Bayan Ratod ismi de yazılmış. Bu yapman gereken bir iş maalesef. Tamam. Sonuçta oğlum içinse elbette imzalarım. Hey büyükanne, benim için bir şey yapar mısın lütfen? Bay Radot'la ben imzaları atıncaya kadar sen lütfen prensimizi güzelce hazırla, olur mu? Lütfen. Peki kızım. Hayır, aslında o hala uyuyor. Büyükannem de zahmet etmesin. Önemli değil oğlum, ben hallederim. Hem bebeğin de arada dışarı çıkması lazım. Büyükanne, o zamana kadar hazır ol. Hadi gelsene, hadi. Ne oldu öyle? Sana bir şey olmadı değil mi? Sen iyisin değil mi? Elim çarptı sadece. Büyükanne, Mandura'yı çağırır mısın, şurayı temizlesin? Peki. Parçaları dağıldı. Tapasya, fazla yaklaşma. Hadi, imzaları atalım. Nereye gidiyorsun? Ne oldu sana? İyisin değil mi? Çekleri ve senetleri sen de imzalamayacak mısın? Aslında... Bay Sharma ofisten getirecek. O zamana kadar ben bir 5 dakika oturayım. Tamam, peki. Sen burada 5 dakika otur. Sharma gelince ben de yuvra çalıp gelirim, olur mu? Dışarı çıkmayı çok seviyorum. Aklım şu işleri gerçekten hiç almıyor. Onca sıkıntıdan sonra ancak uyudu. Daha bir aylık olmadı Bay Radot. Ne olacak ha? Uyanınca ağlayacak diye mi yani? Ben gidiyorum, tamam mı? Yuracım benim, tatlım benim, küçük prensim benim. Oğlum bak kim geldi. Anne seni görmeye geldi. Baksana ne kadar da güzel uyuyor. Sana söylemiştim değil mi? Şişt. Hadi çeklerimizi alalım.
Kaç tanecek var? 50. Unutmuşum onu. Hadi. 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 İça. Tapasya'nın geldiğini nereden anladın? Lütfen Atot. Ben Tapasya ile çocukluk arkadaşıyım. Ve biz birlikte büyüdük. Ben onun her şeyini bilirim. Her bir özelliğini tanırım. Ve her zaman hissederim. Aranızdaki ilişkiyi anlamak ne kadar da zor. Hadi. Tamam. Buradan olmaz. Arka taraftan gidelim. Bak, yanlış bir şey yapmıyoruz. Bu yaptığımız Yuraç için ama Tapasya'nın kalbini kırmak istemiyorum. Yoksa ona söylerdim. Hadi. Ne oldu böyle? Bugünlerde çok farklı davranıyorsun. Ne zaman beni görsen şaşırıyorsun. Bir gerginsin, bir mutlusun. Ne oldu ha? Söylesene. Her şey yolunda mı? Aslında keyfin pek yerinde gibi görünmüyor ha? Benim keyfim her zaman yerindedir. Ama bazen istemediğim şeyler yapmak zorunda kalıyorum. Evet. Sadece çekleri imzalamanı istiyorum. İmzalıyorum işte. Doğrusu biliyor musun, böyle işleri hiç sevmem. Biz her şeyi oğlumuz için yapıyoruz. Evet. Yuvraç için her şeyi yaparım. Ah, çeklerin hepsini imzaladım. Evrak nerede? Evraklar ofisimde kalmış olabilir. Ne oldu böyle sana? Sana değil de hafızana. Yuvraç'la ilgilenmekten zihnin çok yoruldu canım. Her şeyi unutuyorsun artık. Ben hiçbir şeyi unutmam. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise